Evet, kara delikler, çünkü orada yıldızın ışığı sönmesi ve gök kapısı açılması kara deliğe de çok ciddi manada yani bir işaret olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey çıktı şimdi hocamın şimdiye kadar dinlediğim toplamdan şöyle bir şey çıktı. Evrenin gittikçe genişlediği ve bunun devam ettiği, devam etmesi gerektiğine dair ayet var dedi. Bir de evrenin tamamının çökeceğini belirten ayetler var dedi. Burada sanki birbiriyle çelişik gibi bir şey çıktı ortaya. Yok, ben ayet var demedim de bu konuda. Belki tabii bir ayet var mı yok mu ayrıca düşünebilir. İşte dedim, yıldızların ışığı sönecek. Ondan sonra işte şeyler bir çatırtıyla yok olacak falan dediniz. Şimdi ben onlardan hangisi doğrudur kısmına girmedim de. Orada şöyle bir şey var. Demek istediğim şey şu. Bilimin bize gösterdiği manzarada iki tane son senaryosu karşımıza çıkıyor. Hangisini alırsak alalım bu evrenin sonu gelecek, kaçınılmaz. Evet. Yani bilim açısından öyle de Kur'an-ı Kerim'in buna destek veren ayetleri tam şey değil. Bir de şöyle. Kur'an'ın hangisine? Şöyle hocam, şimdi destek veren tam şey değil, anlamadım. Bilimsel olarak da şöyle bir şey var. Ayrı bir şey de var, iddia da var. Bu evren sonsuz olabilir. İşte biraz önce bahsettim. Hawking'in bulduğu bu zamanda eğer alt parçacık varsa bunlar da büyük evreni oluşturuyorsa, yani büyük maddeleri oluşturuyorsa, bunların daha büyükleri de daha büyükleri de daha büyükleri de vardır ve bu devam eder. Böyle bir sonsuz başı sonu olmayan bir sistem vardır diye iddialar da var. Şimdi ben tabii ki onlara girmek istemedim. Çok fazla soyut konulara gideriz. Şimdi Hawking evrenin zamanı sonsuz yapmaya çalışıyor da öyle alt parçacıklarla değil. Gerçi olmadığı da ispat edildi. Neyse ona. Ben ona tabii siz açınca cevap vermek zorunda kalıyorum. Yani hayali zaman denen bir unsur yaparak, ki aslında Einstein Penrose'la çalışmalarında bu evrenin başlangıcının bir tekillik olduğunu ve bunun gerçek zaman olarak zamanı aldığımızda kaçınılmaz olduğunu, evrenin başlangıcının ortaya koymuşlardı. Yani Penrose-Hawking teoremiyle. Fakat daha sonra Hawking matematik formüllerle biz oynayarak oradaki zamana değişik bir değer vererek, yani evet, hayali zaman diye bir kavram üreterek evrenin başlangıç fikrinden kaçabilir miyiz gibi, evet, bir şey dedi. Şimdi burada bir şey oldu gerçi de. Ama yani, benim tabii orada da demek istediğim şey şu. En azından benim Big Bang kitabımda buna kısaca cevap vermeye çalıştım. Şimdi bir fizikte yaparken bence fiziği felsefeden kopartmamak lazım. Yani gerçek anlamdaki felsefi bakıştan, ki bana göre Hawking'in en son dönemde yaptığı önemli hatalardan biri o. Yani son çıkarttığı kitapta felsefe artık ölmüştür diyor. Fakat ondan sonra kitabın büyük bir kısmında kendisi felsefe yapmaya çalışıyor. Yani ve bana göre çok kötü felsefe yapıyor oralara girdiği zaman. Bir formülesiz bir şey yazmayla, bir değer yazmayla, o formülden onun çıkmasıyla evrendeki varlık yapısını onunla değiştiremezsiniz. Evet. Bunda ne demek istiyorum? Şöyle bir şey, hemen anlaşılmayacak bir şey. Yani kitapta verdiğim örnek şuydu. Mesela diyelim 3 tane ağaç varsa, şu ağaç diyelim 20 elma verdi, bu ağaç 30 elma verdi. Ben derim ki 3. ağacın kaç elma verdiğini bilmeden 40 elmadan fazla bu ağaçlar elma verdi derim. Evet, herkes elmanın yapısını bilen herkes evet doğru der. Fakat birisi gelir, ki bu Hawking gibi birisi, der ki hayır diyemez. Niye? Yani 20 artı 30 40'tan büyük. Yok diyemezsin. 3. ağaçtaki elmayı bilmeden diyemezsin. Ya isterse 0 versin. Yok, ben 3. ağaca eksi elma yazarım. Evet. Eksi 30 elma yazarım. Al 20 artı 30 eksi 50 artı eksi 30 20'ye düştü elma sayısı. Burada yapılan şey ne? Siz evrendeki gerçekliğine, elmanın bakıp da bir ağacın eksi elma vermeyeceğini oraya eksi yazarsanız formülde onu çıkartırsınız. Ama bu evrendeki bir gerçekliği açıklamaz. Hayali zaman kavramı da yapılan oyun, matematiksel oyun tamamen bunun aynısı tipte bir oyundur. Buraya siz o formüle bir eksi acaba değer yazmakla, şey yazmakla. Niye öyle bir şeye ihtiyaç doğdu? O da çünkü ayrı bir şey. Çünkü nedeni şu, yani Hawking ve Hawking gibi düşünen yani bazıları başlangıcın kesin olmasını ortadan kaldırmak mı istediler? İşte, tabii onun nedeni de şu, Hawking'in kendi ifadeleriyle söylediği şey. Evet. Eğer ki başlangıçtaki bir yasaların hepsi bir askıdaysa. Evet. Dikkat edin. Çünkü evrenin başlangıcı olması ne demek? Zamanla beraber doğa yasalarının hepsinin de yaratılış anı var. Evet. Yasaların kendisi mutlak değil. Onlar da bağımlı varlıklar. Evet. Dikkat edin. Daha evvelden olmayan varlıklar. Hawking de açıkça diyor ki böyle bir fikre gidersek biz pozitivizm tehlikeye gider. Evet. Ve kendisi aslında tamamen bu söylediklerini birleştirirsek pozitivizmi kurtarmak için
giriştiği bir eylem bu. Aslında başta pozitivizmi yok etti, ondan sonra da kurtarmaya çalıştı diyebiliriz. Yani pozitivizmi yok etmek, yani aslında Hawking'in kendisinden önce Big Bang teorisi diğer şeyler ortaya çıkmıştı ama yani Hawking her zaman kurtarmaya çalıştı. Evet. Fakat bana göre de bu yine bir beyhude bir uğraş.